İyi akşamlar değerli izleyenler. AsTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize acı bir haberle başlıyoruz. Elikanlı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen 4 kahraman Mehmetçik gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. Cenaze törenlerinden yükselen feryatlar tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Barış Pınarı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrolü sırasında PKK-YPG'li teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen 4 asker gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Hain saldırıda şehit olan uzman çavuş Erol Yanık memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Bahattin Nakıpoğlu Camisi'ndeki törene şehidin acılı ailesi, henüz bir ay önce nişanlandığı Melek Şanlı, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nişanlısının kamuflajını giyen Melek Şanlı, kahraman askerin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Nişan yüzüğünü gösteren Melek Şanlı'nın "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak" sözleri ise yürekleri burktu. Erol Yanık'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta bulunan şehitliğe defnedildi. Mersin'de ise iki şehit acısı birden yaşandı. Türkiye'yi yasa boğan bombalı saldırıda şehit düşen Assubay Çavuş Sinan Köse ve uzman onbaşı Halil Karakoç memleketleri Mersin'de toprağa verildi. Şehit Sinan Köse için Tarsus ilçesindeki Ulu Cami'de tören düzenlendi. Gözyaşlarının sel olup aktığı törene kahraman askerin ailesi ve çok sayıda hemşerisi katıldı. Şehit Assubay Sinan Köse'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Taşobası mezarlığında toprağa verildi. Uzman onbaşı Halil Karakoç için de Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan binlerce kişi terör örgütü PKK-YPG'ye lanet yağdırdı. Aynı saldırıda şehit olan uzman onbaşı Fatih Akbulut da Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Şehidin 2 ay önce dünya evine girdiği eşi Funda Akbulut'un feryatları herkesi duygulandırdı. Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli ve yaşlıların şehir hayatında yaşadığı zorluklara değindi ve 2020 yılının erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesine de fayda görüyorum dedi. Berfin Özerk'e asitli saldırı davasındaki cezaya da tepki gösteren Erdoğan, adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın, hukuk eşittir, kanun değildir diye konuştu. 2002'den bugüne kadar kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı. Devlet olarak 17 yıllık görev sürecimizde hiçbir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız olmadık. Her zaman yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. Sosyal yardımlar için ayırdığımız yıllık bütçeyi, bakın bu rakam çok önemli, yıllık bütçeyi 2 milyar liradan 55 milyar liraya çıkardı. Evinden çıkan bir engelli veya yaşlı kaldırımıyla, yaya geçidiyle, parkıyla, bina girişiyle, toplu taşıma aracıyla her bakımdan kolayca yararlanabileceği imkanlara sahip olmalıdır. Erişilebilirlik standartları belirlenmeli ve tüm kurumlar çalışmalarını buna göre yürütmelidir. İşte bu amaçla 2020 yılının erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum, hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde böyle konuştu. Erdoğan, Berfin Öze'ye asitli saldırı davasındaki cezaya da tepki gösterdi. Bir namussuz, bir alçak, meşru olmayan bir yaşamla maalesef bir kıza onunla beraber yaşıyor. Neyse, asit veya kezzap yüzüne
atıyor ve tabii bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza, ben ortalama söylüyorum, 13 yıl. Şimdi tabii ben soruşturuyorum. Bana verilen cevap şu: kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. Şimdi ben de diyorum ki, bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlara, arkadaşlar, siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz? Ben kanundan bahsetmiyorum. Ben haktan bahsediyorum. Hukuktan bahsediyorum. Adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı arayacaksınız, hukuku arayacaksınız, adaleti arayacaksınız. Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz dedi. Albayrak, Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranlarının 2020 yılı içerisinde tek hanelere düşeceğini de ifade etti. Bunun yanında hatırlayacaksınız her hafta. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde açıklaması yaptı. 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Türkiye 2019'un son çeyreğinde %5 büyüyecek. Kur saldırısından bu yana Türk lirası %10 değer kazandı. 2019 yılında %0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız. Albayrak, Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranlarının 2020 yılı içerisinde tek hanelere düşeceğini ifade etti. Gece saatlerinde yeni bir saldırı daha yaşandı. İran başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliğine çok yakın bir noktaya 3 adet füze atıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 adet füze atıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü. Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı. ABD, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran'la görüşmeye hazırız dedi. ABD, Süleymani'nin öldürülmesinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa olduğunu da kaydetti. Mr. Booker, Mr. Bozeman. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Birleşmiş Milletler'e İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir mektup yolladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğu savunuldu. Operasyonun Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi uyarınca gerçekleştiği belirtildi. Mektupta ayrıca ABD'nin herhangi bir ön koşul olmadan İran'la görüşmeye hazır olduğu ifade edildi. Estağfurullah Rabbi. Mektupta İran rejiminin uluslararası barışı ve güvenliği daha fazla tehlikeye atmasını önlemek amacıyla İran'la müzakerelere ön koşul olmadan katılmaya hazırız ifadesinin kullanıldığı mektupta ABD'nin personelini ve çıkarlarını korumaya devam etmek için bölgede gerektiği kadar önlem almaya da hazır olduğu belirtildi.
İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, Irak'ta Ayn el-Esad'daki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak yakın gelecekte ABD'den daha sert bir intikam alacaklarını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra mühendisin de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı, toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hamani olayın ardından yaptığı ilk açıklamada ABD'den intikam alınacağını söylemişti. Devrim muhafızları Süleymani'nin öldürülmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra dün Ayn el-Esad'daki ABD üslerine düzenledikleri saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürmüş. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıda ölü ve yaralı olmadığını açıklamıştı. Yaşanan olayların ardından İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, Devrim Muhafızları Ordusu lider Ayetullah Ali Hamani'nin pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan daha sert bir intikam alacaktır dedi. Hamani'nin yüksek askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi de Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırının CIA ve Mossad işbirliğiyle gerçekleştiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından ülkesinin Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıyı hatırlatarak ABD'nin başka bir hata yapması durumunda çok sert cevapla karşılaşacağını söyledi. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüşen Ruhani, Ayn el-Esad'daki ABD üslerine düzenledikleri saldırının Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine uygun olduğunu belirtti. ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini terör girişimleri olarak değerlendiren Ruhani, ABD bir hata daha yaparsa çok tehlikeli bir cevap alır ifadelerini kullandı. Ruhani, Avrupa ülkelerinin vaatlerini yerine getirmeleri durumunda İran'ın da nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getireceğini kaydetti. İngiltere Başbakanı Johnson ise konuşmasında son bir haftada meydana gelen olaylardan duyduğu endişeyi dile getirerek tarafları tansiyonu düşürmeye davet etti. Johnson, Londra-Tahran ilişkilerinin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu ve uluslararası güvenliğin güçlenmesi için nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini vurguladı. İran'da düşen Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağındaki patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 176 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmamıştı. İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde patlama sonrası yanan parçaların iş yerinin önüne kadar savrulduğu görülüyor. Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağı dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parant kasabasında düşmüştü. Kazada 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta bulunanların 11'inin Ukrayna vatandaşı, 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere vatandaşı olduğu bildirilmişti. 176 kişinin öldüğü uçak, İran'ın Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu üsleri vurmasından birkaç saat sonra düşmüştü. Uçağın düşürülmüş olabileceğine dair spekülasyonlar gündeme gelmişti. Batılı istihbarat servislerinin ön incelemelerinde ise uçağın füzeyle düşürüldüğüne dair kanıta rastlanmadığı, daha çok teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor. İran'ın Mazenderan eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. İran'da son 2 günde düşen uçakta 176 kişi hayatını kaybederken Süleymani'nin cenazesinde çıkan izdihamda ise 56 kişi hayatını kaybetmişti. İran'daki kazada can pazarı yaşandı.
Devlet televizyonuna göre Tahran Kumbet seferindeki otobüs Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken 23 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. İran'ın başkenti Tahran'a düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ise 56 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralanmıştı. İdlib'de Rusya, Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına son 2 günde 20 bin sivil daha göç etti. Geçen Kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 379 bini aştı. Rusya, Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların saldırılarına devam etmesiyle İdlib'in Marratun Numan ve Serakip ilçesiyle civar köylerinde yaşayan ailelerin kaçışları sürüyor. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Allac'ın paylaştığı bilgilere göre son 2 günde 20 bin sivil daha göç etmek zorunda kaldı. Geçen yılın Kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı 379.523.000'e ulaştı. Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken bir kısmı da Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerine gidiyor. Cebel Ezzeviye bölgesinde de göçler başlarken saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanla altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor. Barış Pınarı, harekat bölgesinde terör örgütü YPG-PKK tarafından tuzaklanan 1660 el yapımı patlayıcı ve 891 mayın etkisiz hale getirildi. Türk komandoları Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK-YPG'nin tuzakladığı asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Arkadaşlar bir şey müsaade... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1660 el yapımı patlayıcı ve 891 mayın etkisiz hale getirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada komandolarımız Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'nin tuzakladığı asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1660 el yapımı patlayıcı ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ifadeleri kullanıldı. FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün, annesi Melek İpek ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akın İpek'in dosyası ise ayrıldı. Koza İpek Holding davasında karar açıklandı. Mahkeme sanıklardan Cafer Tekin İpek'i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cafer Tekin İpek, SPK kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapisle 250 bin lira para cezasına, 22 kere vergi usul kanununa muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.
Sanıklardan Melek İpek terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e SPK kanununa muhalefet suçundansa 4 yıl 2 ay hapisle 104.100 lira para cezası verildi. Sanıklar Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Kuzey İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmedildi. Firari sanık Akın İpek'in dosyası ayrıldı. Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu. Adana'nın Pozantı ilçesinde önceki gün Çamlıbel Mahallesi Çatal Sınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım'la Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanının iz, takip ve kadavra köpekleriyle sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı. Ekipler krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı. Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi. Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım'la Eray Mimik, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti. Bursa'da bir dehşet yaşandı. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış vaziyette bir erkek cesedi bulundu. Ağzını bantladıkları şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler. Olay Osman Gazi ilçesi Derecavuş mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmazken ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi. Cesedin çürümeye başladığı, başka bir yerde öldürüldükten sonra buraya getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsın cesedi otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Bursa polis ekipleri FETÖ, PDY terör örgütünü suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri Bursa merkezli olmak üzere 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve sahte sürücü belgesine el konuldu. Mahkemeye sevk edilen 8 şüphelinin 7'si tutuklandı. Bir şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bursa'da 1000 polisle şafak vakti eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürü Taceddin Aslan'ın koordinesinde 3 ay önce başlatılan planlı operasyonlar kapsamında şafak vakti gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Bursa'nın merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait ikamet ve mekanlara baskın düzenlendi. Operasyonda polis özel harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp içeri girerken çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bayan nerede?
Operasyonda uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından 27 şüpheli gözaltına alınırken narkotik köpeği Ronan'ın da katıldığı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edilirken 4 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki binlerce dönüm ekili tarım arazisi ve 2000 boğanın bulunduğu çiftlik hırsızlar yüzünden sular altında kaldı. Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber oldu. Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip olan Karacabey Ovası sel suları altında kaldı. Hafta sonundan itibaren yoğun yağan yağmurda dağdan gelen su sebebiyle eski Karadere yatağı taştı. Bir hafta önce Şahin Mahallesi'ndeki su tahliye istasyonunda meydana gelen hırsızlık sebebiyle 4 pompa devreye giremedi. Pompa istasyonunu hırsızlar talan ederken yaklaşık 3000 dönümlük alan sular altında kaldı. Bursa İzmir yoluysa suların ortasında kaldı. Şahin köy sınırlarına kadar dayanan sel suları köyü de tehdit ederken aynı köy sınırları içerisinde bulunan bir özel okulda neredeyse sel sularının içinde kaldı. Öte yandan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde 2000 hayvan mahsur kaldı. Sel sebebiyle hayvanlara traktörle sadece saman verilirken ahırda hayvanlar sular altında kaldı. Çiftlik sahibi bir an önce suların tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Su içinde kalan bazı hayvanların soğuktan titremesi ise dikkat çekti. Aşağı yukarı burada 2000'e yakın hayvan var. Hepsi sel sularının altında kaldı. Hayvanlar yatamıyor da. Ne yatabiliyor ne iyi giyebiliyor. Hiçbir şey yapamıyor şu anda. Karacabey Belediyesi'ne ait iş makineleri ise tarım arazileriyle dere arasında set görevi gören yolu kazıp yol açtı ve tarım arazilerine biriken suyu bu açılan kanallardan Karadere'ye doğru yönlendirdi. Tarlalara biriken sel sularının bir hafta içerisinde tahliyesinin tamamlanması bekleniyor. Yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe otomobille çarpıp telef olmasına neden olan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Şüpheliye hayvanları koruma kanunu uyarınca ceza verildi. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Olay Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe otomobil çarptı. Bunun üzerine köpeğin sahibi şikayetçi oldu. Nilüfer ilçesinde oturduğu belirlenen şüpheli şikayet üzerine polis merkezine giderek ifade verdi. Sürücü ifadesinde köpeği fark etmediğini söyledi. Konuya ilişkin Büyük Orhan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada 5 Ocak'ta bir köpeğin otomobil tarafından ezilerek öldürüldüğü şikayeti üzerine ilçe emniyet amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştır. Köpeği ezen otomobilin plakası ve sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmek suretiyle adli süreç başlatılmış. İdari olarak da sürücüye 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uyarınca cezai müeyyide uygulanmıştır ifadesi kullanıldı. Karacabey'de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği fırtına Karacabey'de zor anların yaşanmasına sebep oldu. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşanırken şans eseri yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görmekten son anda kurtuldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ilk fuar programını ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen Almanya Frankfurt Hin Tekstil Fuarı'nda yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'daki ihracatçı firma sayısının son 7 yıllık döneminde 1500'den fazla artış kaydettiğini de dile getirdi. Bursalı firmalar BTSO'nun küresel fuar ajantası projesi çerçevesinde dünyanın en önemli fuar organizasyonlarını gezmeye devam ediyor. Son 7 yılda üyelerini 190'a yakın fuar organizasyonuyla buluşturan BTSO, yeni yılda ilk fuar programını ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen Almanya Frankfurt Heim Tekstil Fuarı'nda yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel fuar ajantesinin Bursa'nın ihracat odaklı büyüme hamlesine katkı sağladığını söyledi. Her ne kadar geçmiş yıllarla kıyasladığımızda dünyadaki dış ticaretteki daralmalara rağmen inşallah sektör olarak yılın 2020 yılını bu ilk fuarında sektörümüz hem dünyanın gidişatıyla alakalı hem de 2020 yılının genelinde ev tekstili sektöründeki ihracatı şekillendirmede en önemli iş bağlantılarını inşallah bu fuarda gerçekleştirecekler. BTSO ve COSCEP küresel fuar ajantesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. COSCEP organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3000 lira, uzak ülkelerde ise 5000 liraya kadar destek sunarken BTSO'da başvuru yapan her üyeye yılda 2 defaya mahsus olmak üzere 1000 liraya kadar destek veriyor. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi Baya Bursa Otel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette örnek işbirliklerinin geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi şehir merkezindeki bir otele ziyarette bulunarak örnek işbirliklerin geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Otel Satış Müdürü Ercan Özdemir, Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şube Başkanı Müzeyyen Yıldırım'ı, Bursa Engelliler Spor Takımı Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Savaş Akıncıoğlu ve İsmail Tuncu kapıda karşıladı. Kendileri iadeyi ziyarete geldiler bize. Çok memnun olduk kendilerini gördüğümüz için aramızda. Bu yakın işbirliğimizin de kendine devam etmesini umuyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi'nin kuruluş sürecinden bahseden Özdemir, hayata geçirecekleri spor faaliyetlerinden bahsetti. Türkiye'de bir ilk olduğu için resmiyete dökmek istedik. Ve yakın zamanda da Bursa Engelliler Spor Takımı Kulübü Derneği olarak resmen kuruluşumuz tamamlandı. Bu dart sporu birçok arkadaşımızın kendi engellerinden dolayı hem gelişimine katkısı oldu hem motivasyonlarına odaklanmayı kendilerine geliştirebildiler. Akıncıoğlu ise dart sporunun faydalarından bahsetti. Dart sporu engellilere ne katıyor diye soracak olursanız bir koordinasyon anlamında duruşunun sağlanması artı sayısal zekanın da kullanılmasına yarıyor. Konuşmaların ardından işbirliğin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Türkiye'nin sanayi kentlerinden Bursa'da ihracatçılar geçen yıl 187 ülke ve özerk bölge ile 14 serbest bölgeye 14.987.145.000 dolarlık dış satım yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3. sırada yer alan Bursa, ülkenin toplam dış satımından %9 pay aldı. Bursa'nın ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. Dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisi 8 milyar 339 milyon 524 bin dolarlık ihracatla ilin toplam ihracatının %56'sını gerçekleştirdi. Otomotiv sektörünün ardından en fazla ihracat 1 milyar 569 milyon 963 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yapıldı. Sektörün 2019 yılındaki dış satımı 1 milyar 84 milyon dolar oldu.
22 organize sanayi bölgesinin bulunduğu Bursa'da çelik, makine ve aksamı, demir ve demir dışı metaller, elektrik, elektronik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri de yüzer milyon doların üzerinde ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladı. Bursa'dan çoğunluğu otomotiv endüstrisi olmak üzere en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye dış satım geçen yıla göre %0,94 azalışla 1 milyar 947 milyon 485 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kış mevsiminin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da kesintisiz elektrik enerjisi için sürdürülen çalışmalar dikkat çekti. OYDAŞ ekipleri donanterleri onardı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da olumsuz hava şartlarından kaynaklanan arıza ve kesintileri önlemek için sürdürdüğü zorlu mesaisinde hız kesmiyor. Onarım ve bakım çalışmalarını artırarak hummalı bir çalışma yürüten UEDAŞ ekipleri bölgede 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Arıza merkezlerine gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla engebeli bölgelere ulaşımı sağlarken, araçların yetmediği yerde yaya olarak ilerleyerek noktaya ulaşıyor. Ekiplerimiz olası arızaları önleme noktasında termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla tespit yapmakta ve olası arızaları oluşmadan önleme noktasında çalışmalar yapmaktadırlar. Tasarımlarıyla adını duyurmuş bir markanın 2020 Kürk ve Parka koleksiyonu sergilendi. Müşteriler yeni koleksiyonu keşfetmenin heyecanını yaşadı. Bir mağaza sahibi Ceyda Yolcu İlhan organizasyonuyla tasarımcı Tuğba Bektaş'ın 2020 Kürk ve Parka koleksiyonu sergilendi. İlk başta yazın onun Yunanistan'dan getirdiği elbiseler vardı, nakışlı elbiseler. Onlarla çalıştık. Şimdi de kış koleksiyonu Kürk ve Parkalar. Ama tabii Kürkleri hepimizin deneyerek alması gerektiği için bugün böyle bir organizasyon düzenledik. Bademli'de bir mağazada sergilenen koleksiyona ilgi oldukça yoğundu. Bu kışın en sıcak tasarımları askıda yerini alırken gelen müşteriler yeni koleksiyonu keşfetmenin heyecanını yaşadı. İçinizi ısıtacak detaylarla hazırlanmış 2020 Kürk ve Parkalar iddialı olduğu kadar aynı zamanda yeni sezonu keşfetmenin olanaklarını da sağlıyor. AzTV mikrofonlarına konuşan Bektaş, tasarımları hakkında bilgi verdi. Tasarımlarım için şöyle söyleyebilirim. Genelde doğadan esinleniyorum. Gündelik bizim yaşantımızla nasıl ilerleyebiliriz, nasıl rahat edebiliriz? Biz bayanlar çünkü çocuklarımız oluyor ya da bir gece de gün içerisinde devam ettiğimiz durumlar oluyor. Yani tasarımlarımızı gün içerisindeki koşullarımıza göre de biraz yönlendiriyorum. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olunca dek iyi akşamlar. Müzik